Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, öncelikle dünkü maçın canlı yayınını, tekrarını bu kadar izlemeniz için 36.200 için ki sabaha video çekip hazırlamıştım, bırakmıştım oraya ve dedim sabahleyin 36.200 olacağından eminim diye beni yanıltmadığınız için, her türlü desteğiniz için, katkınız için gerçekten sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız ve bu kanalın bir ferdisiniz. Bir de şunu çok merak ediyorum. Hani kanalın abone sayısı sabahleyin kalkınca arttıkça ya da ne bileyim hani bir video izliyorsunuz sonra gelip arttığını görünce mutlu oluyor musunuz arkadaşlar? Yani benim kadar olamıyorsunuzdur, o ayrı mesele, ama gerçekten mutlu oluyor musunuz? Ben çünkü çok mutlu oluyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum sevgili arkadaşlar. Edin Dzeko 5 maç 4 gol 3 asist. Susan Tadic 7 maç 4 gol 2 asist. Kaldı ki helalinden bir asistini de Türk hakemleri yedi. Sebastian Szymanski 7 maç 4 gol 4 asist. İrfan Can Akeza aynı şekilde. Yani Fenerbahçe'nin yeni transferlerini şimdiye kadar nasıl buldunuz arkadaşlar? Önce bunu merak ediyorum. Bunu şu yüzden söylüyorum. Şimdi Szymanski Galatasaray'a gitseydi, ben eminim kahkahalarla gülüyorduk, aldıkları adama bak lan falan filan. Kimlerle atlar anılıyor da kimleri aldılar falan diye. Eminim. Hiç kimse ağlayıp zırlamasın, eminim. Bunu yapıyorduk. Şimdi iyi ki diyoruz Szymanski'yi Galatasaray'ın kalbinden söküp almışız. İşte yatak odasından şöyle yapmışız, böyle yapmışız diyoruz. Doğru değil mi? Şimdi Galatasaray'la ilgili Thomas Partey için Arsenal'e görüşme yapmış Galatasaray. 10-12 milyon euroluk bir bedelle sözlü olarak kapısını çalmış. Arsenal'de 45 milyon euro demiş. Ben bunu daha önce söyledim ama kimse inanmadı. Yine aynı şekilde Yahup Çınar'ın haberine göre Galatasaray Parti için Arsenal'e satın alma opsiyonu, kiralama teklifi yapmış. Parti sıcak bakıyormuş da Arteta son iki maçtaki performansı nedeniyle oyuncuyu bırakmak istemiyormuş. Ya olur mu, Arteta üstüne 15 milyon euro falan verip Galatasaray'a vermesi lazım. Yani futbolcular bir takımdan ne teklif alıyorsa Galatasaray 15'te birine falan alır. Biz böyle öğrendik, böyle gördük. İnşallah da birileri bunları ciddi manada araştırır. İnşallah birileri bunu ciddi manada sorar, soruşturur inşallah. Şimdi kıymetli arkadaşlar, yine Galatasaray'la ilgili Salih Özcan'ı transfer ediyorlarmış. Salih Özcan Galatasaray'dan teklif aldım. Danışmanım aradı. Çok büyük kulüp. Burada tamamen sezona odaklandım. Gelecekte neler olacak göreceğiz falan filan demiş. Şimdi Galatasaray'la ilgili aklıma gelmişken söyleyeyim. Normalde bizim kanalımız Fenerbahçe kanalı. Doğru, kabul. Her şey okey. Ama şampiyonluk yolunda rakiplerini de konuşacaksın. Bu da ayrı bir mesele. Konuşmak zorundasın. Şimdi arkadaş, Molde takımını yeniyorlar. Yenebilirler. Sıkıntı değil. Herkes her takımı yenebilir. Ama kafalarında Fenerbahçe var. Fenerbahçeliler de konuştuğu zaman şöyle böyle. Ya şampiyonluk yolundaki rakibin, ben isterim ki Galatasaray en kötüsünü alsın. Aldığı vasat çıksın, çöp çıksın. Şunu da çok merak ediyorum. 3 Türk kuralı devam ederken bu Galatasaray hangi Türkleri oynatıp hangi yabancıları yedek koyacak ve kaos ne kadar sürecek? Şimdi Tadic'i yedek bırakamıyor Fenerbahçe, farkında mısınız? Yorgun da olsa, hasta da olsa oynuyor. Hayır, Tadic'le ilgili ayrı bir parantez açacağım. Bu videoda açmayayım, öbür videoda açacağım. Tadic'in yedeği kim? Kent. Kent'i susturabilirsin. Cengiz Ünder'in yedeği kim? Emre Mor. Cengiz Ünder. Belki sağ kanatta hani zaman zaman Kent'i falan da oynatabilirsin falan. Hani birçok ismi oynatabilirsin. İrfan Can'ı falan oynatabilirsin. Bunu sağlamakta büyük mesele. Bakalım neler olacak. Fenerbahçemiz kazandı. Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi. Uzun zamandır bunu yapmıyordum. Ancak ısrarla şiddetle belirtiyorum. İstediği kadar övsünler önemli değil. Önemli olan ligin bitiminde övmeleri. Her sene böyle oluyor. 8 senedir, 9 senedir. Hadi bir sene kötü başlamıştık. Onu saymıyorum. İstisnasız her sene. Bakın şu anda çelme takılmamızı isteyen, birinin bize çelme takmasını isteyen o kadar kişi var ki. O kadar açgözlü var ki. Bir de ben şeyi çok merak ettim. 4 tane takımımızın Avrupa'daki maçı ertelendi. Avrupa'dan dolayı lig maçları ertelendi. Şeyi çok merak ediyorum. Bu takımların kendi arasında oynayacakları maçlar şimdiden oynatılsa olmaz mıydı? Yani sonuçta hazırlandılar. Hani o araya belki bir yere bir sıkıştırma yapılabilirdi diye düşünüyorum. Acaba olmaz mıydı? Atıyorum işte Başakşehir'in, Fenerbahçe'deki Başakşehir'de Pendik'le mi oynayacaktı Beşiktaş? İkisinin arasındaki, neyse çok girmeyelim. Spor yazarları ne demiş 5-1'lik maç için? Hızlı bir şekilde okuyacağım arkadaşlar. Ömer Ründül, sahanın yıldızı Szymanski'ydi.
Ferdi her zamanki gibi bitmeyen enerjiyle oynadı. Kaliteli Fred'in fizik gücünü yükseltmesi lazım. Ben şunu söyleyeyim, Fred'in fizik gücünü yükseltmesi lazım. Herhalde ejderhaya falan dönüşmesini istiyorlar ki keşke dönüşsem. Samuel Osa'yı çok iyi oynarken İrfan Can moral depoladı. Ayrı bir parantez açalım. Yani İrfan Can da çok iyi. Gelelim Fenerbahçe neden ilk yarıda 11-11'de kötü oynamasına. Bir defa Batshuayi sırtı dönük oynamayı bilmiyor. Bak arkadaşlar, herkes Fenerbahçe'yi eleştiriyor diye Fenerbahçe düşmanı ilan etmem ben. Yanlış anlaşılmasın. Ama eleştirme zamanı var, eleştirmeme zamanı var. Bu eleştiri doğru bir eleştiri. Sırtı dönük oynayamıyor. Dzeko'nun golcülüğünün yanındaki en büyük özelliği sistemi işleten varyasyonları. Yani sistemi işlemesi için oraya gidiyor, buraya gidiyor falan. Kent ise arkasında Mert Müldür'le hiç oynamamış. Bunların hepsi handikaptı. İsmail Kartal'a en önemli tavsiyem, bilhassa kritik maçlarda defans bloğuyla oynamayacaksın diyor. Peki sevgili Ömer Ründül, kimi oynatacaksın stoperde? Ercan Güven. Kaynak, kalite, vizyon bileşkesi. Fenerbahçe takımı gerçek bir akıl oyunuyla Twente'nin hışımlı gençlerini dize getirmekte kalmadı. Kadıköy'de çektiği futbol konferansı ile Avrupa'ya mesaj attı. Ben de varım. Kadıköy'de bitirdiler rakibi. Büktüler, çökerttiler. Daha iyisi can sağlığı. Rakip 11 kişi başlasa da rövanş daha kolay geçecektir. Çünkü Fenerbahçe'nin konferansını dinlediler. Kudretini anladılar. Hollanda'da güçlerini kontrol ederek daha dikkatli oynayacaklardır. Orada skora gerek yok zaten. Buradaki yeter diyor. Ben orada da galibiyet istiyorum. Gürcan Bilgiç, goller sadece kaleye girmedi demiş. Hepimizin ortak görüşü. Fenerbahçe keyifle oynamaya başladı. Kahvecinin iki servisi, Şimanski'nin tabela istikrarı, Fenerbahçe'nin potansiyel havuzunda nelerin olabileceğini de deftere not ettiriyordu. İsmail Kartal bir makine yaptı. Ali Koç tüm dişlileri en kalitelisinden seçti. Kesinlikle. Maçın analizini öne koyduklarında kimin neyi daha iyi yapabileceğini görüyorlar. Hamleler de böyle geliyor. Oyuncuların coşkusu, Tadic ve Dzeko'nun liderliğinde Fred'in kalbi de eklendi. Ferdi tek başına takım gibi. 7 resmi maç, 7 galibiyet. İsmail Kartal ve takımı 5 golü sadece Twente'ye atmadı. Anladınız siz onu demiş. Hani nereye girdi acaba o 5 gol? Ne demek istedi acaba? Faik Çetiner. İkinci 45 dakika Fenerbahçe resitali şeklinde geçti. Sarı lacivertli takım bu yıl o kadar çok futbol sihirbazı var ki birini durdursan diğerini durduramıyorsun. Yenilerden Fred Szymański, Tadic, Dzeko. Eskilerden ise başta Ferdi, İrfan Can ki mükemmel goller attı. O sahi oyunu öyle çabuk ve dikine oynuyorlar ki rakibin tedbir alması imkansız. Twente karşısında seyrettiğimiz bu oyuncular bu yıla büyük renk katacaklar. Fenerbahçe resitali tahmin ediyorum ki bu sezon Avrupa sahnesinde de fazlaca boy gösterip devam edecek diyor. İnşallah. Ertuğrul Oruç. Fenerbahçe takımı her geçen gün oyununu daha çok geliştirerek hem formunu hem de taktiksel yönden istenilenleri daha iyi yaparak rakiplerini daha kolay yenmeye başladığını görüyoruz. Tabii bunda İsmail Hoca'nın önemli bir payı olduğunu da unutmayalım. Takımını kısa sürede o kadar iyi tanımış ki özellikle son maçlarda yapmış olduğu değişikliklerle maçın kazanılması adına resmen damga vuruyor diyebiliriz. Sonuçlara bakıldığında Fenerbahçe takımının rakiplerine gözdağı vermeye başladığını söyleyebiliriz. Özellikle Kadıköy'de oynanan maçlarda otomatikman üstünlük sağlayacağı aşikardır. Hepsini bir yana koyduğumuzda bugünlerde Fenerbahçe taraftarının iyi ki Fenerbahçeliyim dediğini duyabiliyorum demiş. Bu arada arkadaşlar, Nazım Sangare'yi bir araştırır mısınız? Nerede tam olarak? Yani Nazım Sangare'nin ben nerede olduğunu bilmiyorum. Sizden araştırmanızı rica ediyorum. Joshua King'i de araştırın. Crespo'yu da araştırın. Bu arkadaşların nerede olduğunu bulursanız bana da haber verin, olur mu arkadaşlar? Mustafa Hoca subliminal duyumları araya sıkıştırır. İrfan Can demiş, İrfan Can kahveci küllerinden doğdu. Geçtiğimiz sezon sık eleştirilerin, yani sık sık eleştirilerin odağındaki İrfan Can Kahveci yeni sezonda küllerinden doğdu. Milli oyuncu bu sezon çıktığı 7 maçta 7 gole katkı yaptı. Ve İsmail Kartal'la formunu yükseltti. Ocak 2021'de ezeli rakibinin isteğine karşın Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geçen sezon Jorge Jesus'la birlikte alışık olmadığı mevki ve rollerde mücadele etti İrfan Can. Bu sezon kendi yeteneklerine daha uygun bir rolle birlikte performansını yükseltti. Geçen sezonu 42 maçta 7 gol 5 asist ile tamamlayan İrfan, bu sezon 7 maçta 4 gol 3 asist. Yani sezonun yarısını şimdiden geçti. Düşünün. Geçen sezon 42 maçtı. Son olarak Twente maçında ikinci devre oyuna girdi. 2 gol attı. Maçın yıldızlarından oldu. Szymański'nin ayağından attığı ikinci golde de Osayi'ye attığı pasla taraftarı ayağa kaldırdı. Ne taraftara küstü ne formaya küstü. Şimdi sıradaki haberimiz aslında biraz da bununla alakalı. Haberleri haberlerle iç içe geçirmek de böyle bir olay. Ne taraftarla küstü, ne takımla küstü, ne de futbola küstü. Bu cümleleri unutmayın. Az sonra kullanacağım çünkü. Ey maşallah, nasıl hızlı ilerliyoruz.
Aa, 36.278 abone şu anda. Ben videoyu çektiğimde. İster misiniz bu videonun içinde 36.300 olalım? Bu sezon çalışmalarını güçlü bir şekilde sürdürüyor. Hem takımdaki genç arkadaşlarına abilik yapıyor. Hem İsmail Kartal tarafından seçilen Ceko Tadiç'e yardımcılık yapıyor. İsmail Kartal çok mutlu. Saha içinde, saha dışında çok mutlu. Fred demişken aklıma geldi. Fred'in Twente maçındaki olayı. Kilit pas 2, orta 1'de 1, pas arası 2, top çalma 2, uzun top 3'te 3, engellenen şutu 1, top sürme girişimi 3'te 3, ikili mücadele 11'de 8, tehlike engelleme 1. Az önce dedim yani fizik gücünü arttırması lazım. Herhalde ejderhaya falan dönüşmesini falan bekliyor. Sevgili Şansal Büyük Ağa, ejderhaya dönüşürse bizim için de iyi olur yani. Ejderhamız var, olur. Bu arada hep parantezin dışında kalan isim İsmail Kartal. Onu da konuşalım. İsmail Kartal Avrupa'da tarihe geçti. Haberiniz var mı? Vardır, vardır. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki 3. dönemi mükemmel başladı. 5 birlik Twente zaferiyle birlikte 7'de 7 ile sezon başlangıcındaki en uzun galibiyet serisine ulaşan yerli hoca oldu. Öte yandan başarılı hoca Avrupa karnesiyle de tarihe geçti. Fenerbahçe'de daha önce 2 kez teknik adamlık yaptı İsmail Kartal. İstediği hiçbir oyuncuyu aldıramamıştı. Hatırlayın. Tecrübeli çalıştırıcının 3. dönemi ise çok farklı oldu. Yönetim yıldız üstüne yıldız transfer etti. Başarılı hoca adeta yeni takım kurulmasına rağmen kısa sürede istediklerini oyuncularına benimsetti. İsmail Kartal sezona tarihi bir başlangıç yaptı. 62 yaşındaki hoca 7'de 7 ile başlayan ilk Türk teknik adam oldu. Bunu en son başaran yabancı çalıştırıcı ise 95-96'da Carlos Alberto Parreira'ydı. İsmail Kartal sadece bu istatistiğiyle tarihe geçmedi. Fenerbahçe'nin başında Avrupa'da peş peşe 5 maçtan galibiyetle ayrılan tek Türk hoca oldu. Yabancı olarak ise 2010, 2009-2010'da Kristoff'tan Avrupa'da 5 maçlık zafer serisi vardı diyor. Avrupa Ligi'ndeydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam 5 takımlı Avrupa Ligi'nde iyiydi diye hatırlıyorum ama. Evet arkadaşlar, sıcağı sıcağına kap bildirimleri geldi. Evet, sıcağı sıcağına hayırlı olsun. Kap bildirimleri geldi arkadaşlar. Sıcağı sıcağına. Fenerbahçemiz Yiğit Efe Demir'i sezon sonuna kadar Gençler Birliği'ne kiraladı. Melih Bostan ise bonservisiyle birlikte Gençler Birliği'ne sattı. Melih Bostan 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Arkadaşlar bu satıştan şunu söyleyeyim size. Fenerbahçe sattı. Vay, bugün bunları satan yarın geleceğini satar falan demeyin. Anlaşma bu şekilde. Satın alma önceliğimiz var. Bilginiz olsun. Daha doğrusu satış ortaklığı diyelim. Yani orada oynayıp bir şeyler yapacaklar. Dur şöyle yapalım. Yani orada oynayıp bir şeyler yapacaklar ne ya? Orada oynayıp gidecekleri yerde gidecekleri zaman Fenerbahçe'ye ya kar kazandıracaklar ya da gelişip Fenerbahçe'ye geri dönecekler arkadaşlar. Bu partnerliktir. Hani pilot takımlığın üzerinde. Fenerbahçe'de tek gündem orta saha. Şimdi şampiyonluk için iddialı bir kadro. Orta saha listesi kabarık. Aslında ben bunu diğer videoda, diğer kısımda konuşacağım ama bu kısımda biraz gündemdeki şeyleri konuşacağım. Sebebi de şu. Livakovic geldi mi? Geldi. Hayırlı olsun. Bu arada bir kardeşimizin kızının adı Liva'ymış. Çok memnun oldu diyor. Liva kardeşimize de buradan selamlarımı gönderiyorum. İnşallah Livakovic çok çok iyi olur da sen de mutlu olursun, bizler de mutlu oluruz. Şimdi Livakovic geldi. Hayırlı uğurlu olsun ona. İnşallah hayırlı olsun. Orta sahaya yapılacak transfer değişik. Şimdi Eylül ayında Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra fırsatlar oluşacak. Napoli şimdi Tottenham'lı Lo Celso'nun peşine düştü Napoli. Eğer bu gerçekleşirse Sarı lacivertler Zielinski için resmi girişimlere başlayabilir diyor. O zaman biz Lo Celso'yu alalım. Yani niye Zielinski alıyoruz ki? Lo Celso'yu alalım. Bu arada Zielinski'yi bilmeyen arkadaşlar için hatırlatayım. Bir sezon sözleşme bitimine kaldı. Polonyalı yani Szymański'nin Kankistosu'nun görümcesinin eltisi. Ve kendisi 35 milyon euro transfer market değerine sahip 1.80 boyunda orta saha. Polonya milli takımında vazgeçilmez oyuncusu. Bu sezon Serie A'da ilk maçta 90 dakika oynamış. Ben şunu söyleyeyim. Bak sevgili Napoli. Bizde Szymański var. Nasıl olsa sezon sonunda 50'ye falan satacağız size. Yani yabancıya satacak halimiz yok.
50'ye falan size satacağız. O yüzden bizi yıpratmayın, bizi yormayın. Adamı sinir etmeyin, hastalıklı da şey yapmayın. Bak adamı ben sinirlendirmeyin. Yani nasıl olsa size satacağız. Gelin Zelenski'yi adam gibi bize verin. Biz de size yazın kolaylık sağlayalım. Ayıp. Ayıp, böyle şeyler olmaz. Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Fenerbahçe rövanş maçı hazırlıklarına bugün saat 10'da yapacağı antrenmanla başlayacakmış. Bence takım bugün izinli olmalıydı. Çünkü yoğun bir tempo, sakatlıklar veriyoruz. Hani açıkçası bence takım bugün izinli olmalıydı. Onu da söyleyeyim. Şimdi Zielinski dedik. Milan Rade Kurunic görüşmeler sürüyor demiş. Ben Rade Kurunic'i zannetmiyorum, o yüzden atladım. Sonu yani birçok isim öneriliyor Fenerbahçe'ye demiş. Yani geçiniz, Rade Kurunic'in de ben olacağını sanmıyorum. Ha. Durumlar bunlar arkadaşlar. Ha, gündem transfer, orta sahası. Fenerbahçe'de asıl şu andaki gündem Altay Bayındır. Altay Bayındır, Altay Bayındır. Ultur Aslan'ı maça çağırır. Yani Altay Bayındır iyi bir isim. Güzel bir isim. Ancak bazı çiçekler bazı topraklarda açmıyor biliyorsunuz. Altay Bayındır İngiltere'ye uçuyor haberi. Uçtu haberi olarak ben düzelteyim haberi. Manchester United'a transfer olmaya hazırlanıyor ve İstanbul'dan ayrıldı. İngiltere'ye gitmek için Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne geçti ve kendisine özel olarak tahsis edilen uçakla İstanbul'dan ayrıldı. Sağlık kontrollerinden geçecek Altay Bayındır ve orada kendisine 4 artı 1 yıllığına Manchester'a bağlayan imzayı atacak gibi duruyor. Olabilir, atabilir, yapabilir, edebilir. Böyle hatalar olabilir, kabul. 25 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro serbest kalma maddesi ödeyecek diyor Yalçın Sabuncuoğlu. Artı FIFA dayanışma katkı payını da ödeyecek. Rakam 7'yi bulacak diyor. 145 maça çıktı. 162 gol gördü. 44 maçta kalesini gole kapattı. Prime Altay Bayındır dönemi vardı ama omuzunda bir sakatlık yaşadı. Sürekli omuz sakatlığıyla ömrünü heba etti bir nevi. Şimdi Altay Manchester transferi için İngiltere'ye gitti. Sercan Hamzoğlu diyor ki çıkış maddesinin biraz üzerinde 6-6,5 bandına satıldı. Bir sonraki satıştan Fenerbahçe pay alacak diyor. En önemli olayı bu. Çünkü bizden giden Messi'ye dönüştüğü için de böyle bir olayın olması sevindirici. Altay diyor ki Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum, özleyeceğim diyor. Bizler de özleyeceğiz. İnşallah çok yüksek bir performans sergilersin de bir sıçrama daha yaparsın. Bizler de para kazanırız. Melih Bostan bu satırları kaleme alırken hem içim buruk hem de heyecanlı bir duygu karmaşası yaşıyorum. Tam 12 yaşına büyük Fenerbahçe'ye geldiğimde hayatımın en değerli anlarından birini yaşamaya başlamıştım. Her an, her zafer ve hatta her zorluğun bir parçası olarak Fenerbahçe'nin renklerini taşımaktan gurur duydum. Sahada ter döken sizlerin coşkusunu hissetmek benim için tarif edilmez bir duyguydu. Bu süreçte edindiğim dostluklar, kazandığım deneyimler ve büyüdüğüm bu ortam hayatımın geri kalanında da benimle olacak. Sevgi ve saygı ve sevgilerimle diyor. Yolun ve bahtın açık olsun Melih. Şimdi Altay'ı uğurlamaya sevgili Sayın Başkanımız Ali Koç da gitmiş. Hocam Ali Koç'u da iyi yalamaya başladın. Yalakalık yapmaya başladın. Lan oğlum bu kadar güzel transferleri yaptıktan sonra Ali Koç'u da savunmayalım mı? Allah aşkına. Ya dün ben bir şey söyleyeyim size. Bak. Torreira Galatasaray'ın orta sahası. Szymański ve Fred'i çekeceklerdi. Kudururdum. Harbi söylüyorum, kudururdum. Lan düşünsene Torreira'yı merkezde. Bir tarafı Fred, bir tarafı Szymański. Kafayı yerdiniz. Çıldırırdınız, fıttırırdınız. Şimdi Fenerbahçe'de iki kişi var. Fred ve Szymański. Şöyle yapalım. O 6 numara pozisyonuna konuşulan isim. Mesela bir Jorginho'yu çekelim. Rakip mi kudurur, siz mi kudurursunuz? Zielinski'yi çekelim mesela. Kim kudurur? Hocam onlar hep kuduruk. Ya şu falso laflardan vazgeçin de. Harbi söylüyorum, dediğime gelmez misiniz? İngiltere'ye gitti Altay. İstanbul'dan ayrıldık. Rutin sağlık kontrolleri ardından da kendisini 4 artı 1 yılına bağlayacak. İmzayı atacak. Hocam Altay'la ilgili ne söylemek istersin? Altay'la ilgili sadece şunu söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı
Serdar Ali Çelikler gibi Fenerbahçe düşmanlarını takip etmesin. Eskiden FETÖ vardı. Şimdi bitmiş, Galatasaraylı arkadaşlarım öyle söylüyor. FETÖ bittikten sonra şöyle oldu, böyle oldu diyor. FETÖ'nün bittiğini biliyorlar Galatasaraylı arkadaşlarım niyeyse. Nereden biliyorlarsa o da ayrı bir mesele. Hala ben görüyorum muzaaf subaylar falan hala içeri alınıyor. Enteresan yani nasıl bitmişse. Bir tane hakem bile FETÖ'cü çıkmamış. Bir tane yönetici bile çıkmamış ama Galatasaraylılara göre 39 tane Fenerbahçe yöneticisi FETÖ'den cezaevine atılmış. İsim listesi istiyorum. Veremiyorlar, rezil oluyorlar. Yani eğer size böyle bir paylaşım yapan olursa işte Fenerbahçe'den şu kadar kişi FETÖ'den içeri alındı diye isim listesi isteyin. Karşınızdaki kişinin 3 harfli bir şeye dönüşmesini izleyin. Böyle bir olay yok. Ha fezleke. Şimdi bir adama sen hırsızsın deyip dava açmak ayrı. Davanın sonunda o adamın beraat etmesi ayrı. Şimdi sen hırsızsın dediğin anda adam hırsız olmuyor. O adama bir ithafta bulunmuş oluyorsun. Dava süreci sonunda o adam hırsız çıkmazsa sen iftiracı oluyorsun. O adam temiz oluyor. Ama bizim ülkede bir adama hırsız denildi mi tamam hırsızdır artık bitti. Bitti maalesef. Hayatı kaydı. Neyse uzun lafın kısası. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Yolu açık olsun Altay'ın. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor dediğim gibi. Altay da bunlardan bir tanesi. Ülkemizin yorumcuları, A-Spor'daki yorumcu diyor ki Dominik Livakovic'i getirdin bu maçta niye oynatmıyorsun? Hani böyle zekaya sahip insanların yorumlarını takip ederseniz siz de aynı IQ seviyesine düşersiniz. Serdar Ali Çelikler gibi Fenerbahçe düşmanı koyu Galatasaraylıları takip etmeyin. İyi de koyu Galatasaraylılar niye Fener'i konuşuyor? Ben şu an Galatasaray'ı konuşmadım az önce. Bu beni Galatasaraylı yapmaz ki. Ya da bunu Fenerbahçeli yapmaz. Arkadaşlar, bak başka Fenerbahçe yok. Gelin bir seneliğine. Hatırımı kırmayın, beni dinleyin. Bir seneliğine şunlar gibi Fenerbahçe düşmanlarını takip etmeyin. Bir seneliğine. He, seni takip edelim, kanalım büyüsün. Ya kanalım tabii ki büyüsün. Kanalım değil ayrıca, kanalımız. Bu bizim kanalımız. Bu kanal büyüyünce kaç kişi memnun oluyor? 36.283 abone şu anda. Yani bu hızla gidersek herhalde diğer Twente maçına kadar 37.000 oluruz. Dün ben Feyenoord diyorum bir de. Demek ki gruplarda Feyenoord mu çıkacak? şey... Arkadaşlar lütfen bak. Başka Fenerbahçe yok. Bir seneliğine gelin. Yüreğinizden geçeni yapın. Benim söyleyeceklerim, aktaracaklarım bu kadar. İyi ki bu kanaldasınız, iyi ki takipçisiniz. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.